projesi sonucunda birincilik ödülle de 154 kilo toplamda pil toplayan Cumhuriyet kendilerine projeksiyon armağan edeceğiz. Burada önemli olan şu, yani 14 tane öğrenci 6 kilo pil toplamış. Şu an bu piller Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yan kuruluşu olan bir çevre örgütüne bildirdik. Toplamda 250 kilo civarında pil toplandı. Onlar geri dönüşüm olarak bu derneğe verecekler. Dernek kendisi gelip alacak zaten. Derneğe haber verdik. Gelecek projelerde de benzer projelerde onları yanımızda görmek istiyoruz. Biliyorsunuz biz seneler içer, burada bu projemiz var. Belediye ile birlikte görüşürüz. Nereye? Okullarda katlara ve sınıflara atık bil toplama kutuları koyduk. Projenin bitim süresinde de toplanan billeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik. Toplamda 42 kilo atık bil toplayarak ilçe bazında ikinci olduk. Ve 630 lira ödül almaya hak kazandık. Evet. Neler yaptınız? Nasıl topladınız? Komşularımıza gittik, öyle topladık. Dediğiniz pil istediniz, evet. Atık pilleri. Ne kadar topladınız? Spor organizasyonu ve yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamladı. Egzersiz fizyolojisi, sporcu beslenmesi ve sağlık konularında eğitim ve sertifikalı eğitimlerini tamamladı. Bitemen dağcılık eğitimleri gördü ve o yıldan beri yurt içinde ve yurt dışında birçok tırmanış gerçekleştirdi. Ve kurtarma eğitimi. 1993 yılında Türk Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası'nda 100 kiloda birinci oldu. First Special Response gruptan aldığı sertifikadır. Eğitimden bir yıl sonra üstelik eğitmen olarak bu gruba çağrıldı. Son sertifikalarında İnsan doğa arasındaki mücadeleyi anlatan bazı tarihi konuları da programlarında incelemektedir. Haliç ve Marmara Üniversitesi gibi öğretim kurumlarında öğretim görevlisi olmuştur. Bu üniversitelerde liderlik ve grup dinamikleri, rekreasyon yönetimi ve doğa sporları gibi dersler vermiştir. Bodrum'un geliş sebeplerinden bir tanesi de buranın doğasının güzelliği. Coğrafya, yaşadığımız yer, insanın hayatını ve kültürünü etkiliyor arkadaşlar. Buraya gelmeden bir ay öncesine kadar, hatta 2,5 hafta öncesine kadar değil, neredeyse bir ay süresince Amazon ormanlarındaydım ben. Ekvatorda, ekvatoru biliyorsunuz değil mi? Ekvator çizgisini, dünyayı kuzey ile güneyi ikiye ayıran çizgi. Dünyanın yarısı kuzey, yarısı güney değil mi? Ekvatorda tam ortası, ayrıldığı yer. Ekvator çizgisinin üzerinde yağmur ormanları var. Brezilya, Kolombiya, Peru, ekvator, ülke olarak da ekvator var. İşte ben o ekvator ve Kolombiya, Peru sınırında günlerce oradaki halkın, oradaki kültürün nasıl yaşadığını öğrenmeye gitmiştim. Sadece okulda, derslerde matematik, fizik, kimya öğrenerek toprağı koruyamazsınız. Annenizin, babanızın kültürü var toprakta yaşayan. Hayvanların peşinden gidin. Siz de inekleri gezdirin ara sıra, yaz tatilinizde. Çok şey öğreneceksiniz okulda öğrendiğinizde. O iyi dediğiniz kaynağın, yediğiniz sütün, sütten yapılan her şeyin veya toprağa ekilen, toprağa dikilen, buğdaydan çıkan bir ürünün una dönüşmesi. Una dönüşme hikayesini hala takip edebilirsiniz. Eskilerde kullanılan değirmenler var hala bazı köylerde burada. Değirmenli köy biliyor musunuz burada hiç? O değirmenin hikayesini gidin onları gezin. Nasıl bir emekle o buğday ekmeğe dönüştürüyor onu bir görün. Daha iyi anlayacaksınız anne babanızın size getirdiği kültürü o zaman. Doğru mu? At biniyorum, ok atıyorum, bisiklete biniyorum, kürek çekiyorum. Ülkemizi 300'ün üzerinde defa milli sporcu olarak temsil ettim. Sanat eserini, bu bir sanat eseri bana göre. Bu ne olabilir? Ne oku be? Ok bu. Ok bu. Bu ne? Bu yay. Bu var ya sanat eseri bana göre. İngiliz okulu 217'ye mi düşürdü? Mahmud Efendi çekiyor yayını ve yayı atarken şöyle diyormuş, bağırıyormuş. O zaman öyle atarlarmış. Çekiyor, ya hak diye bağırıyor ve gönderiyor. Ne diye bağırıyor? Ya hak diye. Ok nereye düşüyor biliyor musunuz? 430 küsür metreye.
217 lb hesabını yapın, neredeyse iki katı mı yıkar? Bir mıhı bile iyi yapmıyorsanız o devlet yıkılabilir. Doğru değil mi? Yani biz bir çocuk olarak aslında devletin birer çivisiyiz. Size en iyi kim yönlendirebilir? Anne babanız. Yani onlarla bağlarınızı sıkı tutmanız lazım çocuklar. Kopmamanız lazım. Aileyi bir yerde tutan unsurları koparmamak lazım. Anne ile babayla yemek yemek lazım evde. Bizi en çok bir arada tutan şey nedir? Aile. Yemek ya, aile yemek, beraber yemek yemek. Yemek yerken gülersin, eğlenirsin, dertleri dinlersin, öyle değil mi çocuklar? O yüzden dışarıda hazır yemek yemek yerine evde annenin ne yapıyorsa, bir tarhana da yapsa, kızılcık tarhanası da olsa, ki zaten kimse bulamaz o tarhanayı şimdi güzel. O tarhana bile olsa, bir tek o yemek bile olsa evinde yiyeceksin. İnsanın en zengin yemeği evinde yediği yemektir. Şimdi böyle bir yayınız olsun ister miydiniz hep? Evet. Evde bilgisayarla oyun oynayacağınız arada çıkıp dışarıda hedef koyup atabilirdiniz değil mi? Biz çocukluğumuzda hep dışarıda oynardık. İçeride hiç durmazdık. İnanın bana öğün aksatırdım, yemek yemeye bile zor girerdim eve. Annem bağırırdı hep böyle. Babam bağırırdı, hadi eve gel, eve gel diye. Hava karardığı zaman girerdik. Şimdi ama bütün çocuklar evde. Bizim çocukluğumuzda hasta olan veya cezalı olan birisi evde kalırdı. Değil mi? Hastaysan dışarı çıkmazdın. Şimdi bütün çocuklar ya cezalı ya hasta. Herkes evde. Çünkü onlar için bir metrekare alan yetiyor. Şu prize fişi takın, bilgisayar önüne açılsın, çocuğun bütün dünyası önünde. O fişi bir çek, çocuk ağlamaya başlıyor. Emzik gibi. Halbuki çocuğu ona güvendirmeyeceksin. Çocuk kendi yaptığı şeylerle öğütülecek, yoğrulacak değil mi? Özgüven. Özgüven alacak. Ama şimdi bakın doğanın içinde geziyor. O çocukların hiçbirisi doğaya girmeyecek. Korkuyorlar çünkü. Ayağı çamur olduğunda bile ağlıyor çocuk. Kampıma geliyor, biliyorum. Biz ağlamıyorduk. Bizim çocukluğumuzda obez diye bir isim yoktu. Obez ne demek ya? Obezite. Hareket etmeyen, düzgün beslenmeyen, annesinin yaptığı yemeği, babasının yaptığı yemeği yemeyen, hareket etmeyen çocuk obez olur. Dedem bana ateş yakmayı çakmak taşıyla öğretmişti. O iki çakmak taşını birbirine vurduğunuz zaman kıvılcım çıkarıyor çocuklar. Çakmak taşını. Kıvılcım çıkarıyor. O kıvılcımı bir kavun üzerine düşürdüğün zaman ateş yakabilirsiniz. Çakmak taşı gibi kıvılcım çıkarıyor bakın. Gördünüz mü? Bunu bir kavun üzerine düşürebilirsiniz, ateş yanar. Şimdi yandı. Gördünüz mü? Ateşe harlandırmak için, üflemek için kuru ve ince üflemeniz lazım. Böyle bak. Yapabilir misiniz? Ama ateşi üflediniz mi? Sarıkamış'ta olmamın bir sebebi vardı. 1914 senesinde 118 bin, Osmanlı kayıtlarına göre 118 bin mevcutlu 3 tane kolordumuz düşman elindeki toprağımızı yeniden vatan toprağına katabilmek için kış koşullarında savaşa gitti. Ve çoğu öldü, dönmedi. Donarak da değil sadece, savaşarak da öldü. Ben onları hissetmek için gittim oraya. Sarıkamış'ı bilin, araştırın çünkü Çanakkale'ye kadar yiğidin gittiği bir yerdir orası da. Böyle anlatıldığı gibi 30, yani sadece 118 bin değil, 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nde de 500 bin tane askerimizin gittiği yerdir. Küçük çocukları aile içinde tek tek eğiterek başlayacağız bu işe. Bir bütünlük kültürü kurarak. O çocuklar 20 yıl içerisinde öyle bir eğitim alıp öyle bir hale geliyorlar ki o savaşı ezerek kazanıyorlar. Küçük kaç yaşında içinizde orada? Ya bakın size bir örnek. Geçen sene, yok 2 sene önce Erzincan'da program çekiyorum. Dağlarda. Tunceli Erzincan sınırı. Dağda bir çobana rastladım. Çoban 7 yaşında. 7. Başında neredeyse yanında bine yakın büyükbaş sığır var. Bakın bine yakın, kalabalık. Babasını arıyorum, dedesini arıyorum, yok kimse. Çocuğun yanına gittim oturdum. Dedim baban nerede? Köyde dedi. Bu hayvanlara kim bakıyor? Ben bakıyorum dedi. Beğenemedim dedi çocuk. Askere giden bir ere bile toprağım deriz hep zaten, toprağım. Toprakla oynadığımız için. Şimdi şehirli askere gittiği zaman toprağım diyemez ki. Toprakla mı oynuyor? Toprağım işi bitti. Şimdi kankam diyorlar. Kankam geldi. Bir de pampa mı çıktı? Pampam diyorlar. Yakında da ne çıkar bilmiyorum.
Yani askeri giden bir devlet yıkılabilir arkadaşlar. O yüzden buna sahip çıkmanın tek yolu kültüre sahip çıkmak. Hissediyorum onu, anlayabiliyorum. Beni, benim toprağımda yaşayan bir adamın yanına götürüyor bu türkü, doğru mu? Ortak. Karahisar Kalesi yıkılır geri, kâkül boynuna dökülür geri, dökülür geri. Kesme ümidini kadir Mevlana, kadir. Atık pil toplama kampanyasının finali için buradaydık. Yani en fazla pil toplayan okulumuz, fazla cümleye dokunumuz kendilerine ödülü verildi. İkinci güzel vesilemiz olan Serdar Bey'in eşsiz sohbetine tanıklık etme imkanı oldu cümleye dokunma öğrencileri. Belki şimdi alacaklar ödülden çok çok daha kıymetlidir. Teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Bu da yine kursiyerlerimiz tarafından yapılan çalışmalardan bir tanesi. Kabul ederseniz seviniriz. Hayırlı olsun. İsteyin inşallah. Öğrenciler gayet dikkat dinledi beni. Onların o dinlemiyle zaten ben de içimden geleni güzelce onlara söyleyebildim. Çocukların sadece duyularının içerisine girebilirseniz onlara ne verebileceğinizi daha net göreceksiniz. Bilgiden çok duyularla yaklaşmak lazım onlara. Çünkü çocukların bütün duyuları açıldığında her şeyi algılayabiliyorlar. Yani bir çocuğa bir şey öğretiyorken duygu bilgiden daha önemlidir. Serdar Kılıç bir etkinlik kapsamında ilçemize geldiler. Milli Eğitim tarafından organize edilen öğrencilerimizde çevre ve doğa bilincini oluşturmak üzere düzenlenen bir kampanyamız vardı. Atık pil toplama kampanyası. Bu kampanya kapsamında ilçemizdeki bütün okullarımız ve öğrencilerimiz atık pilleri topladılar ve de onları bize teslim ettiler. Ve de bugün bu kampanyanın sonucundaki ödül törenine de Sayın Serdar Kılıç'ı davet etmiştik. Sağ olsunlar. Teşrif ettiler, onlar da geldiler. Öğrencilerimizle doğa bilinci üzerine sohbet gerçekleştirdiler. Sadece doğa değil tabii ki kültürümüz, annemiz, Anadolu, tabiat, onun haricinde spor. Yani çocukların ufkunu açacak, geliştirecek çok güzel bir sohbet ortamı oldu. Serdar Kılıç'la çok önce planladığımız dört dörtlük bir karaktere sahip, entelektüel birikimi çok olan sazı, sözü, bilgisi, tarihi, coğrafyayı, fizik, kimyayı bilen ve her şeyiyle dört dörtlük olan bir insanla bugün öğrencilerimizi bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize çok faydalı olduğuna inanıyorum. Serdar Bey'in verdiği en önemli mesaj, anne babanın yanında beraber olmak, aile olmanın mutluluğunu taşıyabilmek ve bir de sadece bilgisayarın başında değil, dışarıda doğanın içerisinde, tabiatın içerisinde haşır neşir olmayı bizlere öğretti. Ve çocuk güzel yetişirse bizim çevremiz güzel olacaktır, geleceğimiz güzel olacaktır, ülkemiz güzel olacaktır. Bu mesaj da çok güzeldi. Kendisine teşekkür ediyorum.